TRT Diyanet ekranlarında Bir Eksen İnsan programıyla da huzurlarınızdayız. Bu hafta Kur'an-ı Kerim'de çok sık söz edilen ve aslında zaman zaman dile de gelen, bizler tarafından da dile getirilen bir konuyu konuşacağız. İyilikten bahsedeceğiz, salih amellerden bahsedeceğiz. Ve acaba iyilik yapmak için özellikle bu çağda iyilik yapmak ama toplumsal anlamda bizim dışımızdaki insanlara iyilik yapmak ne kadar mümkündür konuşacağız. İyilik yapmak için sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya gerek var mıdır? Sivil toplum kuruluşlarında çalışarak nasıl iyilik yapılır? Bunun için aktivist olmaya gerek var mı diye konuşacağız. İki değerli konuğumla. Konuklarımdan ilki yeryüzü doktorlarından ve aynı zamanda bir aktivist olan Doktor Hava Sula. Hoş geldiniz Hava Hocam. Şimdi az sonra bu kavramı açacağız, bu tanımlamayı. Doğru mu kullandım, yanlış mı kullandım sanırım o zaman bir yere oturacak. Diğer konuğum da Siirt Üniversitesi'nden işletme bölümünde öğretim üyesi Doçent Doktor Emel Topçu Hanımefendi. Hoş geldiniz Emel Hocam. Sizinle birliktesiniz. Biz geçen program doyamadık, kaldı bazı şeyler. Bu hafta bunları konuşalım istiyorum. Bu bölümde bunları konuşalım istiyorum. Hakikaten iyilik yapmak, salih amel içinde de çünkü böyle zikredilir. Hani bazı tefsirlerde, bazı meallerde böyle geçiyor. İyilik yapmak Allah'ın bizim istediği bir şey. İmandan hemen sonra zikredilen bir şey. Sadece kendimiz için, ailemiz için değil, bazen bu iyilik kapsamını biraz daha genişletmemiz gerekir. Hatta bazen demeyelim değil mi hocam? Yani aslında her zaman genişletmek gerekir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir nebevi ilke önümüzde dururken sadece kendi hanelerimize, kendi evlerimize, hatta kendi ülkemize bakmamamız gerektiğini biz biliyoruz. Bu noktada zaman zaman da kullanılan bir kavram aktivizm. Ben önce oradan başlayalım istiyorum. Çünkü her iki konuğum için de bu kavramı tanımlamayı kullanabilirim ama doğru olur mu? Hava Hocam, aktivist diyebilir miyiz bu anlamda iyilik faaliyetini icra eden kişilere ve eylemde bulunan insanlara? Aslında aktivizm de bir çeşit iyilik yapmadır. Ama bütün iyilik yapma halleri aktivizm değildir. Aktivist olmayı gerektirmez. Çünkü aktivist biraz daha sanki fiziksel hareketliliği gerektiriyor. Bir şeylere karşı olmayı, eylem yapmayı belki. Ama iyilik sadece öyle olmuyor. Sadece karşı çıkarak iyilik yapmak çıkarak mümkün değil. Ya da sadece bir yere giderek bir şey yaparak da değil bazen. İyilik bazen fark etmek olabiliyor. Bazen aynı gözle görmek olabiliyor. Bazen destek olmak olabiliyor. Ne bileyim, sadece duanızla da iyilik yapabilirsiniz ama dua yaptığınızda pek de aktivist gibi görünmezsiniz. Bazen çözüm üretmek, bir başkasının derdine çözüm üretmek olabilir. Yani iyiliği tanımı çok geniş aslında. İyilik, biz iyilik deyince sadece götürüp yardım etmek, bir eksiğini tamamlamak gibi algılıyoruz. Bazen yukarıdan bakarak başkalarının görmediği şeyleri görmek ve göstermek de iyiliktir. Onun için iyilik tanımı çok geniş benim algımda. Tabii ki kendi çalışma alanımda yaptığım işlerde sivil toplum kuruluşundaki iyilik biraz daha bizim sağlık yardımı gibi daha yardım götürmeye ve fiziksel bir alana karşılık geliyor ama iyilik biraz daha çok daha geniş olan bir şey. Ve aslında da özellikle tekrar aktivist kavramına dönecek olursak hani çok da bütünüyle birbirleri için örtüşmüyorlar. Yani aktivizmde çünkü biraz daha karşı duruş da var dedik. İtiraz etmek de var. Ama dua için dediniz. Mesela ben duanın da eylem tarafı olduğunu düşünüyorum aslında. Tabii ki, değil ama mi? Aktivizmle değil, bambaşka. Yani şöyle şu anda bizim anladığımız anlamda aktivizm ya da genelde kullanılan anlamda aktivizm içine girmiyor. Çünkü aktivist dendiğinde bazen olumsuz bir şey gibi de algılanabilir. Yani körü körüne karşı olmak gibi, sadece karşı olmak gibi algılanıyor. Ama karşı olmak da bir iyiliktir tabii ki. Tabii ki haksızlığa ve zulme karşı olmak. Evet. Bu anlamda hocam kavramın belki de bizden doğmaması da değil mi? Böyle kavramı yani tam olarak nereye koyacağımız konusunda bizi zorluyor. Evet. Asıl problemimiz o. Değil mi? Aslında tanımlamalar aynı zamanda güç oluşturuyor. Hangi konuyu kim tanımlıyor? Bunlar genelde artık şu son yüzyıldır özellikle batıdan geliyor. Onlar bütün dünyayı bizden çok daha iyi ellerinin avuçlarında tutuyorlar. Ve bütün dünyadaki tanımlamaları, yer konumlandırmalarını bile batılılar yapıyor. Mesela biz kendi coğrafyamıza Orta Doğu diyoruz. Ama bize göre burası merkez aslında. Orta
Doğu, Batı'ya göre Orta tabii. Doğu. Bütün bu Orta Doğu... Batı'nın kaçın... doğusunda kalınca Doğu evet, oluyorsunuz. Batı'nın doğusunda şimdi. Kalınca Doğu oluyoruz. Orta Doğu işte ortadaki. Daha ondan sonra onlar öbürüne Uzak Doğu diyor. Tabii. Ama bütün bu tanımlar bizden çıkmıyor. Batılı'dan çıkıyor. Ve Batılı'dan çıkınca da tanımlamayı önce siz yapınca da bu sefer güç aynı zamanda da size bir güç veriyor. Bu aktivizm terimi de yine Batı'dan çıktı ama güzel bir terim. Çok güzel bir terim bence. Çünkü içinde sosyal olarak duyarlılığı barındırıyor. Yani başkasına karşı farkındalık oluşturma. Birinci adımı bu. Yani siz bir şeyin, bir problemin farkına varıyorsunuz ve diğer insanları da bu problem konusunda farkında olmak için harekete geçiriyorsunuz. Gösteriyorsunuz burada. Bu bir sorundur. Bunu görüp ve göstermek. Evet, birinci adım bu. İkinci adımda bu problemi gidermek için o insanlar hakkında da haklar geliştirmeye çalışıyorsunuz. Teorik alanda çalışıyorsunuz. Üçüncü adımda da bunu düzeltebilmek için maddi bir şeyler yapmaya kalkışıyorsunuz. Yani aktivizmin bu üç adımı var. Bu üç adım bakımından da gayet modern, aslında postmodern, hatta modern bile değil, postmodern bir terim ve uygulama. Dünya artık globalleştikçe, böyle küçüldükçe insanların duyarlılığı da birbirine karşı duyarlılığı ve harekete geçmesi de arttı. Bu bakımdan ben aktivizmi pek fazla yatsımak istemiyorum. Çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Ama bunun kendi sosyal hayatımızdaki ve dini hayatımızdaki kökenlerinin ta dinimizle beraber olduğunu düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayette eğer bir yanlış gördüyseniz bunu elinizle düzeltin. Birinci iş elimizle düzeltmek. Bakın aktivizmde ilk önce farkındalık oluşturuyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'dekiyle tam ters bir uygulama var. İkincisinde dilinizle düzeltiyorsunuz. Onun üçüncüsünde yapamıyorsanız kalbinizle buğz ediyorsunuz. Aktivizmde de önce farkındalık oluşturuyorsunuz. Sonra o konuda haklar geliştirmeye çalışıyorsunuz. Sonra da o konuda maddi olarak bir şeyler düzeltmeye yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Aslında süreç evet farklı bir şey yani. Evet, farklı bir gidiş var. Evet. Bence tabii ki İslam'daki çok daha insani bir süreç. Gerçekten de bir yerde bir problem görmüşsek buna hemen müdahale edip düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü zaten onun kemikleşmesine fırsat vermemek lazım bizde. Yani onu zaten fark etmiş olman lazım. İşte hani görmemen mümkün değil. Anya yolun ortasındaki bir taşı kenara çekmek. Evet, imanın aslında. Bir cüzü. Evet, tam bir aktivizmlerden birisi. Yani her konuda farkında olmak. İnsanlara zarar verecek olaylara anında müdahale etmek ve diğer insanların da hayat şartlarını düzeltmeye çalışmak. İnsanlar bu konuda faaliyet gösteriyorlar. Bu çerçevede aslında aktivist olmak hepimizin boynunun borcu. Almanya'da bir uluslararası konferans vardı bundan 10 sene hatta 12 sene önce. Orada işte bilimsel bir konferanstı aslında. Bir profesör hanım daha çok profesörlüğü ön plana çıkartarak takdim edilmişti. Bir başka ülkeden tabii. O hanım konuşmaya başlayınca ben aslında profesörlüğümden önce aktivistliğimle ön plana çıkmak istiyorum dedi. O ben de mesela aktivistlikle ilgili ilk böyle köşe taşını oluşturan sözlerden birisidir. Çünkü akademisyen olmak daha teorik bir sahada çalışmayı gerektiriyor ama diğer türlü direkt sahada emeğinizle, bilginizle. Değil mi? Onu ön plana çıkarmıştı o profesör hanım teorik olarak. Genelde teorisyenler toplumu da çok iyi bilmemekle suçlanırlar ki kendi sırça köşklerinde oturur. İşte başka insanların ürettiği entelektüel faaliyetlerden yararlanarak, onlar okuyarak yeni teoriler geliştirirsiniz. Toplumdaki problemlere yeni çözüm üretmeye çalışırsınız. Ama şimdiye kadar gördük ki bu sırça köşklerde üretilen çözümler maalesef sahaya uymuyor. Saha bambaşka bir şey. O hanım orada onu vurgulamak istemişti. Yani ben sahayı da biliyorum. Sahadaki problemleri de biliyorum. Oraya dokundum. Orada bir şeyler değiştirerek aynı zamanda da teorimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani benim teorimin ayaklarının yere basan tarafı var. Onu vurgulamak istemişti. Gerçekten bu çok önemli. Aslında hocam herhalde her şeyde hani iyilikte de böyle bir arkasındaki arka planı çok önemli. Yani ayaklarının yere basması. Bir aktivist için de öyle. Hani hocamın dediği hani eylem var ama arka tarafında gerçekten iyiye bir gidiş yoksa, o eylem bir iyi getirmeyecekse, o eylem daha olumsuz bir şeye sebep olacaksa bazen durmak da bir aktivite olabilir. Yani durmak da bir eylem olabilir. Kesinlikle. Ben namazdaki kıyamı da öyle görüyorum. Yani ayağa kalkış, bazen duruyorsunuz ama o ayağa kalkış bile başlı başına aslında büyük bir eylem olabilir. Değil mi? Biraz da o hani arka planına ne koyduğunuz önemli. Yani teori var ama neyin üzerine bina ediyorsunuz onu? Onunla da alakalı. Mesela dokunmak dedi hocam.
hakikaten siz direkt dokunuyorsunuz yani insanlara, başka insanların hem hayatına hem onlara. Orada da değil mi, hani o harekete geçtikten sonra daha kendinizi mutlu ve daha sorumluluğunu yerine getirmiş olarak hissettiniz mi mesela hocam? Bunu merak ediyorum. Yani bundan önce, ondan önce de hekimdiniz ama gerçekten bir başka insana yardım için kalkıp bir yere gittiğinizde, hani İlk aktivitenizde, o ilk gidişinizde, ilk seyahatinizde mesela onu nasıl hissettiniz? Büyük bir farklılık oldu mu? Çünkü biz kendi görev tanımlamamızı hep böyle küçük bir sahada görüyoruz. Evet. Hakikaten hani anneler, hanımlar, şimdi ikinci bölümde oraya da geleceğiz. Hanımların sahada bu anlamda iyilik için çalışmaları. Kendi evimiz, evet öncelikle mutlaka öyle. İşte yakın çevremiz, akrabalarımız, işte komşularımız ve orada bitiriyoruz. Hani bir noktada tamam bitiyor. Ama artık biz onun dışındaki dünyayı da biliyoruz. Hani eskiden bilemiyorduk, bir şey yapamıyorduk. Ama şimdi bilince bu bize yeni bir sorumluluk yüklüyor gibi geliyor. Mesela siz o anlamda o ilk kalkışınızı, ilk gidişinizi, hani kendi hastalarınızın ötesindeki hastalara gidişiniz bir farklılık getirdi mi? Aslında iyilik anlamında, sağlık yardımı anlamında ilk deneyimim Endonezya'ya tsunami sonrası gidişimdi ama ben ta çocukluktan aktivistim herhalde diye düşünüyorum. Benim ilk eylemim, ilk bir şeyden dertlenip başka insanları harekete geçirmem ilkokul 4. sınıfta. İlkokul 4. sınıftayken bir dernek kurmuştuk. Ege'nin bir ilçesinde yaşıyordum ve sokaklarda işte adamlar yollara tükürüyorlar, işte yere çöp atıyorlar, sigara paketlerini atıyorlar. O zaman daha serpak falan ya da kağıt mendiller yok. Arkadaşlarımı toplamıştım bir arkadaşın evinde. Arkadaşlar bir dernek kuralım, çevre derneği olsun. Ve yolda gördüğümüz amcalara yere tükürmeseniz, mendilinizle silseniz falan diyelim diye böyle bir dernek kurmuştuk. Ta kaç yaşındayken, 9-10 yaşındayken. Sonra yine bir başka okulda bana karşı yapılan bir haksızlığı sindiremediğim için o okuldan ayrıldım. Ben bu okula bir daha gelmem, bana böyle bir haksızlık yapamazlar diye bir olay olmuştu. Böylece de o derneğimiz orada kalmıştı. Birkaç aylık bir dernekti. Aslında başından beri haksızlığa karşı ya da yanlış giden şeylere karşı bir itirazım vardı benim. Yani aktivizm anlamında eğer itirazsa. Fakat mesleki anlamda bu biraz daha soft, daha iyilik, daha tanımlı bir alana kaymaya başladı. Bir gün iş yerinde çalışırken daire başkanımızı aradı. Dedi ki böyle böyle tsunami sonrasıydı. Bir ekip göndereceğiz. Sen bir ekip kurup, sağlık ekibi kurup gider misin? O zaman yerli doktor olarak değil, çalıştığım kurumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde idim. Tamam dedim, giderim. Eve geldim. Fakat bir kızım hamile, erken doğum tehdidi var ve annem de istirahat halinde ben çalıştığım için. Eve geldim, oturuyorum. Dedim böyle böyle işte Aceh'e de bir ekip gidecek falan. Benim annem giriyor çıkıyor, herhalde sen gitmeyeceksin diyor. Mutfağa giriyor çıkıyor. Daha sonra işte yani ben gidiyorum, benim gitmem lazım dediğimde herkes, bütün arkadaşlarım, ta İngiltere'de bir arkadaşım vardı, o mail yazmıştı. Hatice mi Aç'e mi diye hatta. Sen ya kızın var, ekibi, çocuğun var, nasıl bırakıp gidersin, senden başka doktor mu yok gidecek demişti. Ben de o zaman Hatice'nin annesi var, anneannesi var, süt annesi var, benim arkadaşlarım var, ona bakacak bir yan insan var ama oradaki çocukların kimsesi yok diye düşünmüştüm. Ki tabii ki yani benden başka birileri olabilirdi belki ama ilk deneyimim öyleydi ve o günden sonra benim için gerçekten Aşe'den sonra hayat başka oldu. Belki ondan sonraki yer doktorlarındaki aktif hayatım, bir yerde bir şey öğrendiğim zaman dayanamayıp ben buna ne katkı sağlayabilirim çözümüne diye o zaman başlamıştı. Aslında öyle bir şey. Yani bir şeyi eğer fark ediyorsanız, bir şeyin yanlış olduğunu, yanlış gittiğini, eksik olduğunu, bununla dertlenmeniz gerekiyor. Bu sizin derdiniz olmalı. Zaten insan olmanın da gereği bu, Müslüman olmanın gereği de bu. Dertlendiğinizde de sadece dertlenip vardır, haberleri izler birçok kadın, erkek, herkes, ah ah vah vah, bak işte Filistin'de de şöyle oluyor, bak şu kadında görüyor musun, kocası işte böyle dövüyor, işte şu oluyor, bu oluyor, yazık, bak bu çocuklar sokakta böyle sürünüyorlar, işte su satıyorlar ama okula gidemiyorlar, tüh tüh vah vah demek de yetmiyor. Yani dertlenmek de yetmiyor. Ondan sonra da harekete geçmek gerekiyor. Ben ne yapabilirim sormanız gerekiyor. Ben ne yapabilirim cevabını buluyorsak,
neyse o cevap, herkesi de o cevaba çağırmamız gerekiyor. Yani ben onu hep öyle söylüyorum. Önce fark etmemiz, sonra da dert etmemiz, fark ettiğimiz problemi harekete geçmemiz ve mutlaka başkalarını da harekete geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu işler asla ve asla tek başına olmuyor. Zaten gücünüz de yetmeyecektir, sizin alanınız da yetmeyecektir. Siz bir konuda bir şey yaparken başka insanlar başka konuda yapacaktır. Ben bunun bizim dünyadaki varoluş nedenimiz olduğunu düşünüyorum. Belki diğer ibadetler, namaz, oruç, her neyse, bütün bunlar bizim insanlara karşı daha farkında olmamızı sağlayacak şeyler belki. O bağlantıyı kuracak şeyler belki. Bizi bunları hazırlayacak, hazırlayacak şeyler belki. Yani İslam'ın şartları sıralanıyor ama biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda çok daha fazla başka insanlarla ilgili ayetlerle, bilgilerle ve emirlerle karşılaşıyoruz. Zekattan bahsediliyor, infaktan bahsediliyor, yardım etmekten bahsediliyor, yolda kalmışlara, yolda kalmışlara yapacağınız şey sadece götürüp yemek vermek olmayacaktır illaki. Çok daha fazlası çünkü ihtiyacı var. Şimdi mesela mülteci çocuklarla ilgili çalışmaları takip ediyorum ben. Hani eğitim alamazlarsa bir süre sonra hem ülkemiz için hem de onların hayatın ne kadar zor olacağını görüyoruz. Yani sadece hani yemek yardımı, içmek yardımı, aç kalmak o değil yani, çok daha ötesinde. Ama şey hocam, sıralamayı tekrar edeyim. Fark etmek, neleri fark ediyoruz? Hani komşumuzun aldığını belki işte, ya da lüks yaşamı fark ediyoruz ama başka bir şeyi belki fark edemiyorum. Yani evet. Fark edeceğim, sonra bunu dert edeceğim. Sadece vahalanma anlamında değil. Ondan sonra harekete geçireceğim, birey olarak ne yapabilirim ve sonra başka insanları harekete geçireceğim. Hani bu önemli. Ben bu üçüncü aşamada zorlandığımızı düşünüyorum. Hani fark ediyoruz. Gerçekten duyarlılığı yüksek de bir toplumuz. Evet. Ben mail Facebook adresimize gelen maillerden ve sorulardan da biliyorum. Fark ediyoruz. Çok enteresan detayları da fark edebiliyoruz. Evet. Bu çok önemli. Evet. Dert de ediyoruz gerçekten. Onunla da ilgili bir sorunumuz yok. Ama ben ne yapabilirim noktasında çok böyle hızlı bir şekilde YS'e kapılıyoruz, ümitsizliğe kapılıyoruz. Ben ne yapabilirim ki diyoruz. Değil mi hocam? Yani hani orada bir inkıtaya uğruyor aslında bu silsile. Ben ne yapabilirim'e cevap verdiğimiz an ben çok şey değişti. İşte siz hani ben ne yapabilirim ki demiş olsaydınız çünkü sadece STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında, Batı'da da öyledir, bizde de öyle zannediyorum. Hani eğitimli ve her şeye sahip kadın ve erkekler yok. Yani hani bizim yapamadığımızda da herkesin kendine göre yapabilecekleri var değil mi hocam? Hani STK çalışmalarında gözlemlediğiniz böyle farklı kadın örnekleri var mıydı? Ya da farklı çalışmacılar, sadece kadın olarak da değil. Yani yurt dışında da olabilir. Çünkü ben hani ev hanımı ve eğitim düzeyi tırnak içerisinde çok beklenilen kadar da değil. Hani o beklenti de tabii ne kadar şey. Ama o çok güzel şeyler yapan kadınları böyle zaman zaman ya da erkekleri ya da gençleri görüyorum. Hani dikiş dikiyor mesela. İşte 90 küsur yaşında bir hanımla ilgili bir haber okudum. Her gün bir tane ya da işte belli bir sürede bir tane yetim çocuğa kıyafet dikiyor. Çünkü elinden o geliyor. Onu iyi yapıyor. Yani bu anlamda hani mutlaka sizin de farklı gözlemleriniz vardır. Ya da bu noktada neler söylemek istersiniz hocam? Ben ne yapabilirim'e cevap bulma anlamında. Evet, o konuda gerçekten ben de tıkandığımızı görüyorum. Çünkü şimdi hayat şartlarımız çok değişti. Aslında bizim dilimiz Havva'nın da belirttiği gibi daha çok sosyal bir din. Aslı yani temeli sosyal bir din ve Allah bize diyor ki kul hakkıyla gelme karşıma. Evet. En önemlisi o. Kul hakkıyla gelme. Namazını da affederim, her şeyini de affederim. Biz cennete gideceksek kendi yaptığımız amellerden dolayı gitmeyeceğiz. Allah'ın Rahman sıfatından dolayı gideceğiz. Allah bize acıdığı için, merhamet ettiği için gideceğiz. Yoksa yaptığımız ibadetlerin falan hiçbir hükmü yok. Biz onları bile hakkıyla yapamıyoruz aslında. Asıl Müslüman olmak kul hakkını yememekle başlıyor. Peki kul hakkı deyince kimlerin hakkı? Sadece ailemiz içerisindeki ya da komşularımız ya da irtibat kurduğumuz kişilerle mi? Hayır. Şimdi artık dünya globalleşti. Küçük bir köye döndü. Yani Aceh'deki bir kardeşimiz tsunami felaketinden zarar görmüşse, ben de burada sıcak yatağımda yatıyorsam bu bana kul hakkıdır. Burada bir harekete geçmem gerekiyor.
Havva orada doktor olarak harekete geçmiş ve ta Türkiye'den kalkmış, Endonezya'ya gitmiş, çok çok büyük bir adım atmış. Peki ben orada ne yapabilirdim? Ben Emel olarak ne yapabilirdim? Ben doktor değilim, belki başka bir şeylerim yok. Ama en azından çevremdeki insanları bilgilendirip, para toplayıp, yeryüzü doktorlarına bağış yapıp ya da bu konuda çalışan bir sürü sivil toplum kuruluşları var. Onlara bağış yaparak bir hareketlenmede bulunabilirdim. Yıllarca önce ben Ankara'da bir kadın tanımıştım, 20 yıl falan önce. Kendi kendine şöyle bir misyon üstlenmiş. Bu şeylerden yetim kalmış çocuklar 18 yaşına kadar şeylerde bu devletin kurumlarında kalıyorlar. 18 yaşından sonra hiçbir koruması olmadan vahşi hayata gönderiliyorlar. Bu kadın kendine onu iş edinmiş. Bu çocuklara ev açıyor ve ben de mesela eşya yardımında bulunmuştum. Herkese söylüyor. Ben bunu duyduktan sonra çevremdeki herkesi bilgilendirdim. Şu 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 kişi bu işi yapıyor. O zaman internet de yoktu bundan 20 sene önce. Ancak telefonla irtibatlaşıyorduk. Cep telefonu da yoktu. Kadına evden telefon açıyorduk. İşte böyle çevrenizdeki insanları hemen harekete geçirebilirsiniz en azından. Bu konularda duyarlı olmak gerekiyor. Aslında biz bu konuda çok çok hassastık ama nasıl olduysa bu modernleşme, modern hayat bizi sosyal çalışmalar konusunda geriye iterken Avrupa bu konuda daha bilinçlendi. Avrupa'da şimdi bir işe girmek istiyorsanız bir sürü CV'nizde sosyal çalışmalarınızı göstermeniz gerekiyor. Sadece yani ben şu kurumda şu kadar maaşla çalıştım. Şu eğitimi çalıştım. Aldım değil Hayır. yani. Evet. Tabii. Şu eğitimi aldım, şu kadar maaşla çalıştım değil, şu kadar sosyal çalışma yaptım. Ona çok önem veriliyor. Bu konuda ben de Almanya'da bir araştırma yapmıştım. Bu araştırma Müslümanların özellikle 11 Eylül sonrası Avrupa toplumlarına uyumuyla ilgili. Yani böyle uluslararası bir araştırmaydı. Sorulardan birisi de sosyal çalışma yapıyor musunuz? Müslüman kadınların hemen hepsi hayır diye cevap verdi buna. Yapmıyorlar. Ama yapmadıklarından değil. Evet. Soruyordum ben. Peki camiye gitmiyor musun? Orada da Müslümanlar cami etrafında örgütleniyor. Gidiyorum. Peki orada camide mesela çay yapmıyor musun? Yemek götürmüyor musun? Hatta sözünüzü böldüm hocam. Camileri o kadınların yaptıklarıyla biz satın aldıklarını biliyoruz. Yani hani siz de biliyorsunuz. Daha da fazlasını yapıyorlar aslında. Kermes yapmıyor musun? Yapıyorum. İşte bunların hepsi sosyal faaliyet. Onu o kadar içselleştirmiş ki, o kadar tabii bir şey olarak görüyor ki, sosyal faaliyet olarak görmüyor. Onu ekstra yani, bir durum olarak görmüyor. Ekstra bir şey olarak görmüyor. Ama Batılı bunların hepsinin isimlerini koymuş. Hepsinin teker teker isimlerini koymuş. Şunu yaparsanız sosyal faaliyet, işte sosyal faaliyet yapmanız için bir tane sivil toplum kuruluşuna üye olacaksınız. Orada gideceksiniz. 2 saat çalışacaksınız. O sosyal sivil toplum kuruluşunun faaliyetine göre belki gideceksiniz. Bir yaşlıya hikaye okuyacaksınız. Kitap okuyacaksınız. Bir hastayı ziyaret edeceksiniz. Biz aslında onu hep yapıyoruz. Yüzyıllardır yapıyoruz. Bizde komşu teyze hastaysa ona çorba götüren birçok başka komşu hanım vardır. Bir evin cenazesi varsa asla kendi haline bırakılmaz. Onun için bir derneğe ihtiyaç yoktur aslında. Yok idi. Gayet hayata ait tabii faaliyetler olarak yerine getiriyorduk ve yapmamız gereken normal hayatın içerisinde. Şimdi Batılı bunu sınıflandırıyor ve sosyal faaliyet diye adı altında topluyor. Öyle olunca da belirli bir bilinç geliştiriyor. Ben diyor 2 saat şu sosyal faaliyette bulunacağım. Aslında bu da hayatın bölünmesine sebep oluyor. Biraz yapaylaşmasına da sebep oluyor. Biz bunu hayatın tamamen içine kaynamış bir şekilde yapıyorduk. Doğal akışı içerisinde yapıyorduk. Ama bu modern hayatla nispeten işte böyle biraz daha varlıklı insanların bir araya toplanması, fakir insanların daha gerilerde kalması sebebiyle o yardımı hala biz yapmaya çalışıyoruz. Ama bu sefer de körler sağırlar birbirini ağırlar durumuna düşüyor. Mesela Ramazan'da iftar veriyoruz ama kendi arkadaşlarımıza iftar kendi veriyoruz. Kendi tadıklarımızı belli bir çevre içinde aslında kalabiliyor. Aslında tam da burada konuşmaya başlarken tanımların bize batıdan İbicinden. Geldiğini, aktivizm tanımının batıdan geldiğini söylemiştin. Gönüllülük diye de bir tanım var. Evet. Özellikle bu aktivizmde ya da iyilikte önemli tanımlar, terimlerden biri gönüllülük. İşte gönüllülük de bize bu şekilde batıdan geliyor. Evet. Diyor ki gönüllü olacaksın, şu 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 işi yapacaksın.
bizim kendi kültürümüzde gönüllülük diye bir şey yok. Hı hı. Eğer işte komşunuz hastaysa o işi yapmak zorundasınız. Tabii. Biz öyle biliriz. Evet. Ya benim canım isterse yapayım, istemezse yapmayayım demezsiniz. Ya da işte yolda yürürken önünde gördüğü taşı kaldır der. Tabii, kaldırırsan kaldırır. Çok iyi olur. Kaldırmazsan ya da öyle bir tanım yoktur. Kaldırman gerekir. Onun için tanımlar bize geldikçe ve o tanımlar oradaki yerinden başka algılandıkça bizde ne oradaki gibi bir sivil toplum kuruluşu ve sosyal sorumluluk anlayışı gelişiyor, evet, ne de kendi kültürümüzdeki diğer kamlık başkasının derdiyle dertlenmek gelişiyor. Biz böyle arada kalıyoruz. Ya tabii, kurma sivil toplum kuruluşlarımız oluyor. Bu sivil toplum kuruluşlarında bir işi yaparken biraz daha bazen başka niyetlerle kendini göstermek, tırnak içinde sosyalleşmek, hı hı, işte kadının kendinin işe yaradığını hissetmesi, hı hı, belki. Onun için biraz daha oturup bunları konuşmamız, biraz daha artık şimdi o geçen karışık dönemden, hı hı, sonra kendimize göre tanımlamamız, hı, gerekiyor diye düşünüyorum. Şekillendirmemiz gerekiyor. Bir de hani az önce bahsettiğin, hani sadece yardım üzerinden de değil. Geçenlerde şöyle bir örnek yaşadım ve çok etkilendim. Bir alışveriş merkezi, alışveriş merkezi değil, bizim İstanbul'da Bakırköy çarşısına çok uzun zamandır gitmemiştim. Eskiden hep oraya giderdim, orada oturuyorduk. Belki 10 yıldır gitmedim. Orada bir pasajın altına iniyoruz, bir şeye bakacağız. Ki yani Bakırköy'ün genel anlamdaki şeyini biliriz. Biz böyle birkaç arkadaş, kardeşim var. Merdivende inerken pasajın altına kenarda bir hanım oturuyor. Hanım bize baktı. Dedi, ne bakacaksınız dedi. Biz kumaş bakacağız dedim. Onun için sordum dedi. Boşuna inmeyin, yorulmayın. Kumaş öbür tarafta dedi. Öbür taraftan aşağıya inin dedi. Şimdi bu bir İyilik insani sorumluluk. Hani sosyal sorumluluk değil. Bu bir çok önemli bir iyilik. Bizi gördü. Dolaşmışız, yorulmuşuz belli. Merdiveni ineceğiz. Bakacağız. Burada değilmiş diye öbür tarafa gideceğiz. Bu onun işine gelir. Çünkü onun dükkanının önünden geçeceğiz. Belki bir şey görüp oradan da bir alışveriş yapabiliriz aslında. Kendi öyle dükkan... de bir tarafı var. Tabii öyle de düşünebilir. Tabii. Ama hani biz böyle bakarak, aranarak girdiğimiz için ne bakmıştınız? Boşuna yorulmayın, gidin öbür tarafta kumaşlar dedi. Bu işte tam da bu iyilik tanımı. Yani sadece yardım, sadece onu yapmak değil. Hiçbir çıkarı yok. Belki hatta çıkarının ötesinde kendine zararı var belki. Ama fark ediyor. Bizim arayışımızı fark ediyor, yorgunluğumuzu fark ediyor, dertleniyor ve bize bir şey söylüyor. Şöyle olurdu, birçok insan da günümüzde o kadın öyle söylediğinde ben de diyebilirdim. Ya sana ne, hani çıkıp bakacağız işte yani de diyebilirdim. Ben bunu farkına varmayabilirdim ve bugün gelip bunu burada anlatmayabilirdim. Ya da o hiç fark etmeyebilirdi bizi. Görürdü, kadınlar geliyorlar diyebilirdi. İşte bu göz, önemli olan bu göz ve bunun sonucunda yapılacak olan iyiliğin boyutu, sınırı, büyüklüğü ve karşılığı tanımlanamaz. Evet. Yani de tanımlanamaz bence. Allah indinde de tanımlanamaz. Evet, evet. Ben bu kadını gelip burada bu programda bile anlatabiliyorsam, benim için çok ciddi anlamda bir iyilik örneği ise demek ki iyilik çok farklı bir şey. Bazen sadece bir gülümseme. Evet, evet. Tebessümünüz bile sadakadır, evet, diyor Resulullah. Biz şöyle düşünüyoruz, iyilik yapmak demek, bir konuda harekete geçmek, işte aktif olmak demek, çok büyük işler yapmak demek. İşte şu kadar çocuğa şu kadar şunu yaptık, bu kadar kadını böyle yaptık, bu kadar şunu şuradan aldık, şuraya götürdük. Hep sayılarla konuşuyoruz. Aslında Allah bizimle sayılarla konuşmuyor. Bizimle böyle bir sayı pazarlığına girmiyor. Belki uğraşacağız. Yaptığımız bir küçük şeyi bir yerden bir yere geçirmek olacak ama Allah bizden sonuç istemiyor. Ben bu konuda özellikle onu hep söylüyorum. Bizden şunu başarın demiyor. Allah hepimizden daha merhametli. Allah isteseydi dünyada aç insan olmazdı, dünyada acı çeken kadın olmazdı, dünyada sokakta çocuk olmazdı. Bunları yapabilirdi Allah. Biz öyle inanıyoruz. Ve bizden çok daha merhametli. Onun için biz dünyadaki bütün açları doyurmak zorunda değiliz. Bununla dertlenip, bununla üzerimize düşen, elimizden gelen şeyi, gerçekten elimizden gelen şeyi yapmak zorundayız. Biraz da son dönemin, modern dünyanın bize yüklediği şey o. Bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri daha iyi yapmak. Hayır,
bir şeyleri değiştirmek için gayret etmek, bir şeyleri daha iyi yapmak için gayret etmek. Elimizden geleni yapmak. Ve en leyseli insan illa mense. İnsana ancak çalıştığının karşılığı var dedi evet. Yüce Allah. Evet. Yani sonucun karşılığı değil. Sonuç değil aslında. O çaba, o gayretin gösterilmesi evet. Belki de hepsinden evet. Süreç önemli. Sonuç süreç değil. Önemli. Zaten o zaman hı-hı. Eğer öyle düşünürseniz bir kere bir ümitsizliğe kapılırsınız. Ben bunları nasıl değiştireceğim? Nasıl yapacağım? Hı-hı. Ya oturup dertlenip ağlamanız gerekiyor. Ya deliler gibi sokaklara fırlayıp her şeyi bırakıp bir şeylerle uğraşmanız gerekiyor. İşte televizyonda gördüğünüz ah vah deyip kenara çekilmeniz gerekiyor. Öyle değil. Bunun için de ilk önce kendinizi bilmeniz gerekiyor. Yani ben ne yapabilirim? Kendinizi tanımıyorsanız ben Havva olarak ne yapabilirim? Şunu 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 güzel planlayabilirim. Şunu 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 yapabilirim. Buna gücüm yeter. Elimden gelen şu ama konuda şu bu. Ama şu işi yapamam, şunu beceremem. Hı-hı. Deyip önce bir kere kendimizi tanımamız gerekiyor. Evet. Bir sorunu gördüğümüzde her soruna da atlamak, bazen biz de onu yapıyoruz. Herkes evet. Her şeyi yapmaya kalkıyor. Herkes dünyayı kurtarmaya kalkıyor. Sonunda evet. Hiçbir şey yapamayacak hale gelebiliyor. Ve sonunda da başarısız olunca zaten şeydi. Herkes ümitsizlenip ve evet. Ümitsizliğe düşüp geri dönüyor ve evinde oturmaya başlıyor. Bir de hocam şey de herhalde önemli. Yani o iyilik de süreklilik durumu. Tabii. Yani hani bir an bir evet. Motive oluyoruz, bir şeyler yapabilirim. Bir iki işte yardım, bir iki derneğe katıldık, bir iki yardımda bulunduk. Ondan sonra bitti tamam artık ben o anda manevi huzura erdim, görevimi yaptım tamam şimdi bitti gibi oluyor. Ve o da şey aslında evet, hani evet. Değil mi insandaki o duygu yine yerine gelmiyor, yine tamamlanmıyor. Özellikle insanlarla direkt temasta bu çok önemli. Ve bizim Türkiye örneğinde de maalesef çok büyük hatalar yaptığımız alanlardan biri. Çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili, kimsesizlerle ilgili, yaşlılarla ilgili. Bir coşuyoruz, gidelim yaşlılara kitap okuyalım, huzur evini ziyaret edelim. Yetiştirme yurdunda işte kuruluşlar, çocuk eğlenir, çocuklar dernekler bir şeyler yapıyoruz ya da bireysel olarak gidiyoruz. Bir yaşlıyla oturuyoruz, çok güzel sohbetler ediyoruz. O ağlıyor, biz ağlıyoruz, o gülüyor, biz gülüyoruz, muhabbet ediyoruz, dönüyoruz. Gönlümüz rahat. O bize bir ay yetiyor. Hı hı. Ama o yaşlı her gün bizim yolumuzu gözlüyor. Bekliyoruz. Çünkü o bir bağ kuruyor. Bir bağ kuruyor. Ve azıcık bir yaparak birkaç umudunu çalıyoruz. Bu çok büyük sorumluluğumuz. Biz aynı tabii, şeyi aslında... Umutlandırıyoruz. Ondan sonra da bir şey yapmıyoruz. Daha büyük bir hayal kırıklığına evet. Uğramasına. İyilik mi, evet. Kötülük mü? Kötülük bilmiyoruz. Mi? Bilmiyoruz. Yani bize göre yaptığımız iyilik aslında evet. Öyle zannediyoruz. Hı. Aynı şey bizim yurt dışı çalışmalarında da bu böyle. Bir yerlere... Özellikle de Afrika ülkelerinde belki bir şeyler götürüyoruz. İlaçlar götürüyoruz. Bazı hizmetleri götürüyoruz. Hediyeler götürüyoruz. Kuyu ile ilgili hediyeden anlattığınız de şey mesela bana çok enteresan gelmişti. Evet. Kuyu açılıyor ama sonra hani aktif devam edemiyor. Çünkü çok basit bir tabii şey bir eksik. Bir midası evet. Düşüyor. Ya. Bir midası düşüyor. Çok bir de biz biliyorsunuz yaptığımız için en iyisini yaparız. En kralını, en pahalısını yapıyoruz. En son modern teknolojiyi götürüyoruz. Ama o teknoloji, evet, 3 ay sonra bir vidası düşüyor, o vidayı yerine koyamıyorlar. Ve orası aynen öyle duruyor. Yani. Onlar yine 1 kilometre uzaktan su taşımaya başlıyorlar. Evet. Şimdi ben de burada bu iyilik konusuna bir başka açıdan parmak basmak istiyorum. Yalnız yardım sendromuna da katılmamak lazım. Evet. Şimdi yardım sendromu deniliyor buna. Yani böyle yardım sendromuna kapıldığınız an siz başkasına yardım ediyorsunuz. Bu sizi hiyerarşik olarak daha üst pozisyona getiriyor. Çok tehlikeli. Evet, çok tehlikeli bir şey. Diğeri sizden aşağıda siz yardım ediyorsunuz, üstün elsiniz. Bunlardan kaçınarak, onun için işte Osmanlı nasıl mesela yardımı bile öyle güzel organize etmiş, kurumsallaştırmış ki caminin duvarına bir tane oyuk açıyor, oraya maddi durumu iyi olan getirip koyuyor. Sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmuyor. Bunlara evet, bunlara çok dikkat etmek lazım. Bir de mutluluk araştırmaları çok yapılıyor. Bütün mutluluk araştırmalarında mutluluk veren en büyük güç başkası için bir şeyler yapmak. O insanı en çok mutlu eden şey oymuş. Sen de bir şey gibi kendisi için hayır, değil. Kendisi için değil. Biz de böyle şey yapıyoruz, algılıyoruz ama. Evet, bu çok yanlış. Kendiniz çünkü nefsimiz doymuyor. Özellikle bu zengin çocuklara falan daha mutsuzlar. İskandinav ülkelerindeki insanlar şey olarak maddi olarak doruğa ulaşmış. Gerçekten ben de gittim. Yani böyle en sıradan şeyleri bile o kadar konforlu ki. Ama en çok intihar da yine oralarda. Çünkü kendiniz için yaşadığınız sürece tatmin
diye bir şey yok. Tatmin olamıyorsunuz, en sonunda da hayat anlamını getirmeye başlıyor. Ama ne zaman ki başkaları için bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz, o zaman mutlu olmaya başlıyorsunuz. Ama işte o başkalar için bir şeyler yaparken yardım sendromuna kapılır. Kendinizi yine böyle nefsinizi ön plana çıkartarak kendinizi ondan üstün pozisyona koyarsanız bu da başka bir felaketin yeni kapıları oluyor. Buna da dikkat ederek artık aslında mesela o bazen o insanların bizim yardımımıza ihtiyacı yok. Bir de yardım sendromuna kapılırken şey yapıyoruz. Zannediyoruz ki onun ihtiyacı olan şeyi ben belirleyebilirim. Hayır. O kendi ihtiyacı olan şeyi kendisinin belirlemesi lazım. Dışarıdan bakıyoruz, diyoruz ki bunun şuna 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 ihtiyacı var. Yine orada hükmedici bir dil tabii var. Ki, tabii ki biz kendimizi üstün pozisyona koyduk. Halbuki onun ona ihtiyacı yok. Mesela birçok savaşta falan şeydir anlatılıyor. Yukarıdan insanlara efendim yiyecek atıyorlar. Konserve içinde onların hiç damak zevklerine uymayan şeyler atılıyor. Ve o insanlar onu yemiyorlar. Ya da ben daha önce, yıllar önce görmüştüm. Kentsel düzenlemeler yapıyorlar. Bir köyü efendim kaldırıyor, bir başka yere götürmek istiyor. Oraya güzel evler yapıyor. O köylülerin evlerinden çok daha güzel ev yapıyor. Tırnak içinde çok daha güzel. Ama köylüler o yeni eve gitmiyor. Çünkü kendi yaşayış tarzına uygun değil. Hayvanını koyacak yeri yok. Yani çünkü devlet onu kendi anlayışı içerisinde belirlemişti. O insanların buna ihtiyacı var. Onu yapıyor ama o evler çürümeye terk ediliyor. Birçok yardımlar bu şekilde mahvoluyor. Onun için önce kendi eşitimiz olarak görüp, kendi eşitimiz olarak o insanların neye ihtiyacı var? Onu kendi dillerinden belirleyip ondan sonra beraberce bir şeyler geliştirmek. Yani yine böyle beraberce bir şeyler geliştirmek bu çok önemli bir şey. Yani buna doğru evrilmek lazım. Batı bütün dünyayı sömürdü. Ondan sonra da Afrika'ya yardım altında yine Afrika'nın mahvolmasına sebep olacak yardımlarda bulundu. Onların hiç ihtiyacı olmayan bir şeyler yapıldı ve kendi düzenlerini bozdular. Her ülkenin de başına birer diktatör koydular. Her yer tarumar oldu şimdi. Bütün bunlar aslında felakete götüren, yardım adı altında felakete götüren faaliyetler. Onun için de aslında yardım demeyeyim ben. Yani yardım iyiliğin bir çeşidi. Evet. Aslında birçok başka iyilikler de olabiliyor. Ne yapacaksak, aslında bütün hayatımızda ne yapacaksak ama bu iyiliği konuşurken de öncesinde belki yaptığımızdan çok düşünmemiz gerekiyor öncesinde. Biz bunu niçin yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Ne oldu da? Bize göre çok önemli. Ben beğenmiyorum ya, bu kitap burada durunca Kur'an-ı Kerim hoş durmamış diyorum. Bunu bu şekilde çevirmem lazım. Ama Fatma'nın buraya koyuş nedeni var belki benim anlamadığım, bilmediğim. Önce onu konuşmam gerekiyor. Onu düzeltmeye, değiştirmeye çalışırken. Niçini muhakkak cevaplamamız gerekiyor. Evet. Kimle yapacağımızı Emel'in dediği gibi muhakkak cevaplamamız gerekiyor. Hem bizim yanımızda kim olacak, hem karşıda kim olacak. Biz yaptığımız çalışmalarda elden geldiğince, mümkün olduğunca yardım çalışması yaptığımız kişilerle veya da oradaki başka sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Onlara soruyoruz bir kere. Biz böyle düşünüyoruz ama nasıl yapmalıyız diye. Ne zaman yapmalıyız? Evet. Bu da önemli. Bir de yaptığımız şey bir şey değiştirmeye çalışıyoruz. Aslında iyilik bir şeyi değiştirmek. Evet. Onun duygusunu değiştirmek olabilir, fiziksel şartları değiştirmek olabilir. Yani birçok şeyi, yani amaç değiştirmek, bir yerden bir başka yere götürmek. Sonucunu anlayacağız mı? Yani ben iyilik yaptım deyip eve dönüp mutlu olurken gerçekten iyilik mi yaptım? Gerçekten hedeflediğim şeyi, değişikliği oluşturabildim mi? Belki ben bu tarafa doğru bir değişiklik hedeflerken aksi yönlü bir değişiklik yaptım. Evet, bunu nasıl anlayacağım? Bunları önceden konuşmamız gerekiyor. Biz öyle yapmıyoruz. Biz hurra, ah diyoruz, şurada şu olmuş. Ne yapalım? İşte diyorlar ki işte Suriye'de kamplarda şu eksik. Bütün evlerde, bütün insanlar, bütün kuruluşlar o şey neyse topluyor, 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 götürüyor.
Bir ara makarna için dendi mesela. Haşlayacak şeyleri yok. Evet. Bir sürü gitti. En son bir yardım şeyinde öyle. Mesela kağıt kalem çocukların boya yapabilecekleri hiçbir şey yok dediler mesela. Hiç aklımıza gelmez. Hani çocuklar çok rahat edinebiliyorlar bizim çocuklarımız diye düşünürüz. Evet, hani dediğiniz gibi hani gönderiyorsunuz ama işte onu yiyebilecek mi? Evet. Onu kullanabilecek mi? Ya da herkes onu gönderiyor. Başka yani, bir şey. Aynen öyle. Orada da bir sistematik olmak yani, lazım bizim herhalde. Bizim Türkiye'de birazcık şimdi şu durumda bu işlere bu kadar hızla başladıktan sonra durup düşünmemiz ve birlikte hareket etmemiz lazım. Birçok yardım kuruluşu var. Biri gidiyor bir yerde kocaman bir hastane yapıyor. Sonra dönüyor bize diyor ki çok güzel bir hastane yaptım. Siz gidin o hastaneyi işletin. Bunu yaparken bana sordun mu? Evet. Oradakilere sordun mu? O kadar büyük modern senin Türkiye'deki gibi bir kadın doğum hastanesi yaptım diyorsun da orada hastalar öyle odalarda yatmıyorlar ki. Ya da hastalıklar farklı. Ya da ben oraya gidip oraya hekim bulabilecek miyim? Ya da o sürekli hale getirebilecek miyim oradaki durumu? Evet. Bizim birlikte çalışmamız gerekiyor artık. Eğitim yapan kuruluşlar, sağlık hizmeti yapanlar, yardım yapanlar, hak temelli çalışanlar birazcık oturup bunları beraber yaparsak ancak bir anlam oluyor. Yoksa çok şu sırada çok emekler, çok gönüller heder oluyor. Ve bundan dolayı da ümitler kırılıyor. Ya da iş tersine dönüyor. Herkes yaptığıyla bir şey mücadelesine giriyor. Ben daha büyüğünü yaptım, ben daha iyisini yaptım. Ama karşı tarafta ne oluyor, ne bitiyor? Yine iyilikteki o samimiyet de bu defa gidiyor. Ya da emeklerin gönül yorgunlukları oluyor, emek yorgunluğu oluyor. Yani çok şey yapıyorsunuz ama aslında bir şey yapmış olmuyorsunuz belki de. Ya da kendi anladığınız anlamda bir iyilik yapıyorsunuz. O da ayrı bir handikap. Mültecilerle ilgili şimdi mesela özellikle kadın mültecilerle ilgili hani konuşuluyor. İşte ya işte yuva verdim sıcak hani o da onu böylelikle kurtardım ama senin öylelikle kurtardım dediğin sana aslında en büyük haksızlığı yapıyorsun. Onu istismar etmiş oluyorsun bir başka yönüyle. Bu da önemli. Şimdi süremiz azaldığı için ben şuna biraz girelim istiyorum. Bizi izleyen seyircilerimiz hanımlar olsun, beyler olsun, gençler olsun. Kendilerini şu anda oldukları konumda varlıklarını ve varlık amaçlarını yerine tam olarak getiremediğini düşünenler için söylüyorum. Yani Allah'ın beni yaratma sebebi, benim bu dünyayı imar etme görevimi acaba ben yerine getirebiliyor muyum diye düşünenler ya da ben yeterince yerine getiremiyorum diye düşünenler için soruyorum. Varlık sebebim sadece şu anda yaptıklarımla sınırlı mı? Öyle olanlar için iyiliği hayatına bu anlamda dahil etmek isteyenler için soruyorum. Bir sivil toplum kuruluşunda çalışmak hocam ya da gerçekten ayağa kalkmak, bir yanlışı, bir eksikliği, bir hatayı düzeltmek için ya da bir eksikliğe iyilikle katkıda bulunup onu daha hani başka bir yere götürmek adına, iyilik yapmak isteyenler için toplumsal anlamda başlangıç noktası ne olmalıdır? Gerçekten gidip bir sivil toplum kuruluşuna üye olmak, bir derneğe üye olmak mıdır? Yani ilk adım o mu olmalıdır? Yoksa hani işte fark etme noktasında mı bir şeyler yapmaktır? Hani dünyaya o gözle bakmak mıdır? Siz mesela o süreçte direkt hani ben gideyim evet bir sivil toplum kuruluşuna üye olayım, artık iyilik yapmaya başlayayım, artık fail olayım, özne olayım. Oradan mı hareket ettiniz? Yoksa başka bir zincir mi var takip etmemiz gereken? Valla yani herkes çok özel. Onun için herkes de kendi yolunu bulması gerekiyor. Havva'nın söylediği iyilik tariflerin, iyilik aksiyonlarından, faaliyetlerinden birisi de mesela gülümsemek bile çok büyük bir iyiliktir. Gerçekten gülümsemek müminin mümine sadakasıdır. Selam vermek. Selam vermek. Bunlar bile çok büyük iyilik adımları bence. Çünkü gülümseyerek ona diyorsunuz ki ben seni kabul ediyorum. Yani ve o kabul edildiğini hisseden bir insanın bütün gününü kurtarabilirsiniz. O yüzden herkesin kendi yolunu bulması gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer çevresinde belirli bir sivil toplum kuruluşu varsa ve oranın bir de sivil toplum çeşit sivil toplum kuruluşları var. Yani size şu sivil toplum kuruluşu uymaz da öbür sivil toplum kuruluşu uyabilir. Onun yanında siz kendiniz yeni bir hareket başlatabilirsiniz yani komşularınızla. İlkokul 4. sınıfta başladığına göre çocuklar da bizi izleyen varsa şayet. Evet, çocuklar da başlatabilirler. Ama ben tekrar yani vurgulamak istiyorum. Bütün bunları yaparken lütfen nefsimizi aradan çıkartmaya çalışalım.
yardım sendromuna kapılmayalım. Yani başkasına ben bir şey yapacağım, ben daha üstünüm. Hı-hı. Batı'da ben bunu çok gözledim. Yani bu aktivizm adına, mesela aktivist olmak için, bir şeyleri düzeltmek için özellikle Avrupa'daki kadının problemini bırakıp işte ya göçmenlerin problemlerini ya dünyanın diğer yerlerindeki kadınların problemlerini kendine dert edinen kadınlarla çok rastladım. Hı-hı. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Ben harikayım, ama dışarıdaki zavallı, ona gidip yardım edeyim. Evet, aynen. Hı-hı. Aynen. Bir noktada da şöyle bir nefsi tatmin veriyor. Oh, ben iyi durumdayım, onlar kötü. Hı-hı. Benden daha kötü durumda olan insanlar var. Onun problemini görüp kendini iyi hissetmesine vesile oluyor. Yani burada bile onu kullanarak kendini iyi hissediyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani bütün bunlar insanın birbirini yine kullanması. O yüzden başka problemi olan insanlara dört elle sarılıyorlar. Dört elle sarılıyor. Ve ben Avrupa'da falan da mesela göçmenlerle ilgili konularda, insan hakları konusunda çalışırken gidiyoruz mesela polislere seminer veriyoruz. Göçmenlere nasıl davranması ya da göçmenlerin, Müslümanların kültürü nedir? Ya da işte öğretmenlere seminer veriyoruz. Kafalarındaki ilk şablon şu: ben onlara nasıl yardım edebilirim? Ben onlara ilk soruyu şunu diyordum. Bir kere şu ben onlara nasıl yardım edebilirim duygusundan kurtulun. Onların sizin yardımına ihtiyacınız yok. Onların sizin yardımınıza ihtiyacı yok. Onlar sadece toplumda yer edinmek istiyorlar. Onlara ortam açın. Ortam açın. Ortam bile vermiyor. Biraz önce sen bir şey söylemiştin. Bu Suriyeli göçmenlerin eğer eğitilmezse yani normal örgün eğitimlerini, bu çocukların örgün eğitimlerini sağlamazsak daha sonra hem kendilerine hem Türk toplumuna problem olarak dönecekler. Mesela Avrupa'da ilk göçmen işçiler gittiklerinde hiç umursamadılar. Onların sadece iş gücünden yararlanmaya çalıştılar. Bunların çocuklar ne kendilerinin dil öğrenmesi için gayret gösterdiler, ne çocuklarının okula gitmesi için gayret gösterdiler. Şimdi bas bas bağırıyorlar ki üçüncü nesil çocuklar Türkçe bize problem oldu diye. Türkçe eğitimi için mesela. Hem Türkçe bilmiyor Türkçe öğrensinler diyorlar. Hem Almanca bilmiyor ve çocuklar problem oldu diye. Ben de onlara diyordum ki bu çocuklar sizin ürününüz. Türkiye'nin ürünü değil ki. Siz ürettiniz bu çocukları. Çünkü bu toplumda onlara bir yer vermediniz. Dil öğrenmeleri için, kendilerini imkan toplumda bir yer edinmeleri için imkan sağlamadınız. Şimdi de topluma zarar veriyor diye şikayet ediyorsunuz. Hatta hocam ben bir de ona şunu da ilave edeyim. Yurt dışındaki öğrencilerimden biliyorum. Çok iyi eğitim alan çocuklarımıza iş noktasında da şimdi ayrımcılıkta bulundukları için bir beyin göçüyle karşı karşıyalar. Tabii, tersine göç. Tersine göç. Şimdi tersine artık göç. O çok eğitimli, çok yetişmiş bizim çocuklarımız Türkiye'ye dönmeyi tercih ediyorlar. Bu da onlar için aslında yeni bir handikap. Belki bir süre sonra fark edecekler. Tabii. Hocam alayım son söz için. Hala hocama buradan geleceğim. Yani aktivist olmak, aktivist olmanın her şeyde olduğu gibi böyle iki keskin tarafı var. Aktivist olmak, başka insanlara farkındalık oluşturmak, onlara haklarının kazanmalarını sağlamak ya da hayat şartlarını değiştirmelerine yardımcı olmak gibi tarafları varken, aktivist olmak farkında olmadan bizi yardım sendromuna götürüp onların acılarını görüp oh ben o durumda değilim. Elhamdülillah benim durumum çok iyi noktasına getirebilirim. Evet, onların durumundan faydalanıp kendimi iyi hissetmeme vesile oluyorsa böyle de bir handikap tarafı var. Onun için bir Müslüman olarak Allah'ın kulu olduğumuzu unutmadan, gerçekten nefis terbiyemize çok dikkat ederek sağ elin verdiğini sol elin farkına vardırtmayacak şekilde faaliyetler göstermemiz gerekiyor. Evet, buna ben vurgu yapmak önemli, istiyorum. Evet, bunun altını çizdik. Sizin hocam hem son sözünüz hem bu anlamdaki izleyicilerimize ne önerirsiniz? Ben tam da Emel'in son sözleri üzerinden Allah'ın bize verdiği nimetler ve sorumluluklardan hareketle şunu söyleyeceğim. Biz sadece konuşmamın başka bir yerinde de söylemiştim. Yani insanları daha iyi duruma getirmek, onların dertlerine çare bulmakla sorumlu değiliz. Biz bize verilen emaneti hakkıyla taşımak zorundayız. Bu emanetin içinde yeryüzü var, çevre var, dünya var. Ve biz bazı şeyleri çok sorumsuzca tükettiğimiz için dünyanın başka yerindeki insanlar aç. Burada havayı, suyu, her neyse bolluk içinde rahatça biz tüketiyoruz. Bunun sonucunda değişen dengeler, düzen, orada yağmayan yağmurlar, kuraklık ve bunun sonucu açlık oluşuyor. Sonra da gidiyoruz onlara yardım edelim diyoruz. Yani bunların böyle çok büyük ölçülebilir şeyler değil. Şu anda akan musluktan
ne bileyim işte dikeceğimiz ağaçtan ya da bir başka bir insanı bir şeye hareketlendirmekten tutun, hepsi bütün dünyadaki bütün sorunların çözümüne katkı sağlayacak şeyler ya da iyilik anlamında anlaşılabilecek şeyler. Onun için iyiliği ben hep yardım olarak değil, her şey olarak düşünüyorum. Emaneti taşımak olarak düşünüyorum. Mesela bazı hanımlar var, televizyon izlerken doğru bulmadıkları, beğenmedikleri bir şeye rastlıyorlar. Arıyorlar, o televizyonu arıyorlar, orayı arıyorlar, burayı arıyorlar. Diyorlar ki bunu ben, tamam benim çocuğum izlemiyor, ben çocuğuma izletmiyorum ve çocuğumu bundan koruyorum. Ama evde yalnız oturup bu televizyonda bu programı izleyen bir yığın çocuk var ve bu çocuklar da bunu dinlememeli. O zaman ben bunun için bir şey yapabilmeliyim. Televizyonu kapatıp çocuğunu gel bunu izlemiyoruz, öbür odaya geçelim demek çözüm değil. Onun için işte dertlenmek dediğim ve hareket etmek dediğim bu. Bu gözle baktığınızda dünyaya ve insanlara herkesin, eğitimli, eğitimsiz, kadın, erkek, çocuk yapacağı muhakkak bir şey var. Biz de bu şeyi bulmak zorundayız ve bu şeyi ne şekilde engel olabileceğimizi elimizle, dilimizle, olmazsa kalbimizle ne şekilde engel olabileceğimizi de kendimize sorup, kendimizi tanıyıp bulmak zorundayız. Hepimizin eli yetmeyebilir. Hepimiz kalkıp buradan işte Çad'daki mülteci kampına gidemeyebiliriz. Hepimiz şartlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz gereği gidip filan dernekte ya da filan yerdeki şu harekette çalışamayabiliriz. Hepimizin parası yoktur. İki yorgan alıp Suriyeli mültecilere götüremeyebiliriz. Hı. Ama ben kesinlikle inanıyorum. Hepimizin yapacağı bir şeyler vardır. Eğer olmasaydı Allah bizi bununla sorumlu tutmazdı. Bunun da ciddi bir sorumluluk, gönüllülük değil, sorumluluk ve mecburiyet olduğunu düşünüyorum. Herkes bunu oturup düşünüp, kendine bakıp, çevresine bakıp, ailesine bakıp, imkanlarına bakıp ne olduğunu bulmak zorunda ve bunu ne yapacaksa yolunu çizip bu yolda hareket etmek zorunda. Ben hocam çok teşekkür ederim size de, Emel hocama da teşekkür ediyorum. Sözünüz hani herkes bir şey yapmak zorunda. Zannediyorum Yüce Allah'ın kainattaki her bir insanı diğerinden farklı yaratmasının sebebi de bu. Çünkü öyle zannediyorum ki o farklılık hepimizin farklı bir görevi olduğu anlamına da geliyor. Evet. Tekrar teşekkür ederim bugün bizimle birlikte olduğunuz. Değerli izleyenler, bugün iyiliği konuştuk. İyiliğin sürdürülmesini, iyiliğin aslında zannettiğimiz gibi sadece yardım etmek demek olmadığını ve iyilik sendromunu konuştuk iki değerli konuğumla. İnşallah ümit ediyoruz ki sizler de bizler de Yüce Allah yolunda iyilik yapmaya devam edenlerden oluruz. Küçük ya da büyük olduğuna bakmaksızın. Önümüzdeki hafta Eksen İnsan'da farklı bir konuyu konuşmak üzere huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.